Meksiko City'de bir zamanlar Azteklerin kutsal yeri olan şehirdeyiz. Templo Mayor'un yani Azteklerin ana tapınaklarının kalıntılarına bakıyoruz. Bugün Templo Mayor alanındaysanız biraz yönünüzü şaşırabilirsiniz çünkü tapınağın kendisi artık tamamlanmış bir halde değil. İşgalle birlikte İspanyollar tapınağı yıktılar ve gömdüler ve bu nedenle bugün tapınağın sadece kalıntılarını görüyorsunuz. Buradaki rampa bizi birbiri ardına gelen 7 katman arasından çıkardı. Bu katmanların yapımı birbirini takip eden hükümdarlar tarafından emredilmişti. Önceki tapınak toprak ve molozlarla dolduruldu ve sonra bitmiş bir taş yapı içine kondu. Bu da büyük bir piramitti. Bu piramidin yüzeyi sıvanarak parlak renklerde boyandı ve çok sayıda heykelle süslendi. İspanyollar 1519'da buraya geldiğinde Templo Mayor'un nasıl göründüğüne dair iyi derecede bilgiye sahibiz. Templo Mayor, Azteklerin iki önemli tanrısına, Savaş Güneş Tanrısı Vitsi Lapochtli ve Tarım ve Yağmur Tanrısı Tlaloc'a adanmış ikiz bir tapınaktı. Templo Mayor, çeşitli yapıların dahil olduğu bu daha büyük kutsal alanın bir parçasıydı. Bu yapılar arasında tüylü yılan tanrı Quetzalcoatl ya da güneş diski Tonaitiuh gibi diğer önemli tanrılara adanmış tapınaklar da vardı. İspanyol konkistadorlardan yani Meksika'yı işgal edenlerden Hernan Cortes 1519'da buraya geldiğinde kendisi ve yanındaki adamlar gördüklerinden inanılmaz etkilenmişlerdi. Aztek başkenti Tenochtitlan'ın güzelliği onların başlarını döndürmüştü. Cortes'in yanındaki askerlerden biri bu deneyimlerini yazıya dökmüştü. Şöyle diyordu. Suya inşa edilmiş pek çok şehir ve köy gördük. Kurak topraklar üzerine kurulmuş başka güzel kasabalar da gördük. Ayrıca Meksiko'ya giden düzgün ve muntazam yollar, hepsi taştan yapılmış muhteşem kuleler ve tapınaklar, suda yükselen binalara şaşkınlık içinde hayran kaldık. Ve bazı askerler bize bu gördüklerimizin rüya olup olmadığını sordu. Biraz İspanyolların ilk geldiklerinde neler görmüş olacağını anlatalım. İlk olarak dik bir şekilde yükselen devasa bir çift merdiven gördüler. Sonra üzerinde iki tapınağın bulunduğu geniş bir platform vardı. Tapınaklara ulaşmak için sağ tarafta taştan bir sunak, solda ise sırt üstü duran ve karnında bir kase olan bir heykeli geçmek gerekiyordu. Buna çakmol deniyor ve hem bu heykel hem de kurban sunağı büyük ihtimalle aylık festivallerde yapılan törenlerde kullanılıyordu. Maalesef günümüzde bir zamanlar kutsal alan olan yerlerin çoğu günümüzdeki Meksiko Siti'nin altında kalmış Mesela Meksikosti Katedrali ya da Zocalo yani Plaza Mayor gibi hala ayakta olan yapıların altında. Bunların hepsi kutsal alanın ya da onu hemen çevreleyen bölgenin bir parçası. İçeri girerek Templo Mayor'un rekonstrüksiyonlarına baktık. Tapınak bilinçli olarak yıkılmış. Örneğin bir Katolik kilisesinin Protestan kilisesine çevrilmesi gibi dönüştürülmemiş. Bu Azteklerin başkentinin en kutsal alanındaki en kutsal tapınağın kelimenin tam anlamıyla yıkılması. Her ne kadar İspanyollar bunların ne kadar güzel ve hayranlık uyandırıcı olduklarını yazsalar da şehrin büyük kısmını alt üst ettiler. Özellikle de kutsal alanlarını. Bu yapıların çoğunun üzerine Aztek yapılarından elde edilen taşları kullanarak yeni binalar diktiler. Bahsettiğimiz bu şiddet sadece Tenochtitlan'daki insanlara ve binalara yönelik değildi. Diğer başka semboller, mesela heykeller de bilinçli olarak devrildi ya da gömüldü. İspanyollar bir zamanlar Aztek kutsal nesneleri olan bu heykellerden sütunlar e, yapıldı ve Hristiyan yapılarında kullanıldılar. Kuaşikalli gibi kan toplamak için kullanılan kap ya da kurban için kullanılan çeşitli aletler bazen vaftiz havuzuna dönüştürüldüler. Eğer Meksiko City Zocalo'daki Metropolitan Katedraline bakarsak, buranın bazı ek yapılarında Templo Mayor'un taşlarının kullanıldığını biliyoruz. Yani bu manevi ve siyasi olarak bir bölgenin fethedilmesinin fiziksel olarak bir ifadesi. Bu durumu yeniden fethi yani Reconquista bağlamı içinde ele almakta fayda var. Reconquista, İspanyolların İber Yarımadası'nı 8. yüzyılda Yarımada'yı fetheden Müslümanların elinden almak için yeniden fethetmeleridir. Reconquista 1492'de İspanyolların Amerika kıtasına gelmelerinden ve Aztekler gibi topluluklarla temas etmelerinden kısa bir süre önce gerçekleşti. Mesela yine bu hem siyasi hem de manevi fethin bir göstergesi olarak Büyük Kurtuba Camii'nin merkezine bir Hristiyan kilisesi inşa edilmiş olduğunu görebilirsiniz. Ancak bu durumda, caminin büyük kısmını bırakmışlar ve sadece ortasında bir kilise yapmışlar. Burada ise kutsal alan neredeyse tamamen tahrip edilmiş. Eğer bugün City'ye giderseniz kutsal alanın parçaları olan yerlerde devam eden kazıları görebilirsiniz. Meksika kültürel mirasını korumakta son derece hassas. İnah gibi bu kazılardan ya da bu yerlerin korunmasından sorumlu kurumlar var. Mesela bir bina yıkılarak üzerine yeni bir şey inşa edileceği zaman ya da metro hatları yapılacağında inah buralara arkeologlar göndererek orada Mezo Amerika mirasının bir parçası olan bir şeyler olup olmadığını kontrol etmekle sorumlu. Bu bölgelerde gerçekten de düzenli olarak yeni şeyler keşfediliyor. Meksika'nın kültürel tarihinin değeri hakkındaki bu farkındalık, kaybedilenlerin değerinin giderek daha fazla anlaşıldığı sömürgecilik dönemine uzanıyor sömürgecilik döneminde Amerika kıtasında doğan İspanyollara Amerikano ya da Criollo deniyordu. Ya da Criol, Criollo, Criollo. Ya yani biliyorsunuz İspanyolca'da iki L ye bazen Y diye de telaffuz ediliyor. Ee, i̇şte doğru telaffuzunu e, artık yapamadıysam da özür diliyorum. Criollo ya da Criollo deniliyordu. Ve yine bu dönemde ilerledikçe Bunlar kendilerini İber Yarımadası'ndan gelen İspanyollardan ayırmak için Mezoamerikana geçmişiyle giderek daha fazla ilgilenmeye başlıyorlar. Meksika'nın bağımsızlığını kazandığı sömürgecilik sonrası dönemde ise bu ilgiyi özellikle 1920 ve 1930'larda Diego Rivera gibi ressamların büyük duvar resimlerinde görebiliyoruz. Kısacası günümüzdeki Meksiko City şehri modern ve sömürge öncesi tarihin karmaşık katmanlarından oluşuyor. Gelecekte bu şehirde neler bulacağımızı bir hayal edin.